Negatif sayıların üstünü alma. Negatif sayıların üstünü alırken karşımıza 3 durumun gelmesi söz konusudur. Birinci durum, önce durumlarla tanışalım, arkasından onlara karşı nasıl hareket edeceğimizi konuşacağız. Negatif bir sayı var. Üst parantezin dışında. Negatif sayı parantez içinde, üst parantezin dışında. Eksi 2'nin üçüncü üssü mesela. Eksi 5'in karesi. Eksi 2 bölü 3'ün kübü mesela. Birinci durum, parantez. Var ve üst parantez dışında. Hiç işlem yapmadan durumları tanımaya devam edelim. TEOG sınavında karşımıza gelebilecek bu üç durumdur. İkinci durum, yine parantez var ama üst bu sefer parantez içinde. Bu olmadı. Şunu bir silelim. Daha fazla uzatmaya gerek yok zaten. Temel mantığı anlaşılır bu ikisinden. Şimdi burada ikinci durum şu. Parantez var. Parantez var ve üst parantez içinde. Üçüncü ve son durum ise, üçüncü durum, parantez olmayan durumdur. Eksi 3'ün karesi, eksi 2'nin kübü, eksi 4'ün karesi diyelim. Parantez yoksa. Şimdi karşımıza gelebilecek 3 durumu böylece tanımış olduk. Şimdi hangi durum bize nasıl sonuçlar üretir ve nelere dikkat etmeliyiz onu konuşalım. Bir kere baştan bazı şeyleri temel olarak söylememizde fayda var. Negatif üslü ifadelerde taban negatifse bundan bahsediyoruz. Parantez yoksa sonuç İşlem yapmadan daha bunu bilmemiz lazım. Her zaman pozitif, her zaman negatiftir. Üst tek mi, üst çift mi, üssün ne olduğundan bağımsızdır. Eğer ki bir negatif sayının üzeri parantez yoksa bu negatif sayının üstü yazımında sonuç her zaman negatiftir. Parantez var fakat üst parantez içinde. Bu durumla ikinci durumla üçüncü durum birbirinin aynısıdır. Aynı. Sadece görüntüde bizi şaşırtmak için dışa parantez koyma hareketi yapılır. Üst parantez içinde ise sonuç her zaman negatif. Üst ne olursa olsun. Bu konuştuğumuz nokta bizi işaret hatası yapmaktan kurtarmalı. Şimdi birinci duruma geldiğimizde işte buradaki kısım en dikkat edilmesi gereken kısım. Parantez var ve üst parantezin dışında.
Üs. Tek ise sonuç negatif. Üs çift ise sonuç pozitif. Şimdi bu önemli noktaları belirttikten sonra çözümlere başlayalım. Şimdi parantezin dışındaysa bu 2, bunun anlamı eksi 3'ü 2 defa yan yana çarpacağız. Eksi 3 çarpı eksi 3. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarparsak eksi ile eksinin çarpımı artı vereceği için artı 9 sonucuna ulaşırız. Eksi sayıların parantez dışında çift üssü varsa sonuç pozitif çıkacak. Çünkü çift üs varsa çarptığımız sayıları ikili ikili gruplayabiliyoruz. Ve her ikili çarptığımızda sonuç pozitif ediyor. Açıkta herhangi bir eksi kalmadığı için sonucumuz pozitif ediyor. Bu nedeni. Şu an nedenine çok hakim olmak zorunda değilsiniz. Şimdi üçüncü üs yine parantezin dışında. Demek ki eksi 2'yi 3 defa yan yana çarpacağız. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Şurada söylediğimiz şey üs tek ise, parantez dışındaki üs tek ise sonucun ne çıkacağını biliyoruz, negatif. Bazıları direkt bu temel noktayı kullanabilir, eksiği koyabilir. Ama neden eksi çıkıyor? Bir çarpınca göreceğiz zaten. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak artı 4. Artı 4 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 8 elde ediyoruz. Buraya geldiğimizde eksi 5'in karesi 2 parantezin dışında. Bunun anlamı eksi 5 çarpı eksi 5. Buradan da sonucu 25 olarak buluruz. Eksi 2 bölü 3'ün kübü. Parantezin dışında 3. üs. Eksi 2 bölü 3 çarpı. Eksi 2 bölü 3 çarpı. Eksi 2 bölü 3. Üs çift. Üst tek ve parantez dışında sonucun eksi çıkacağını kesin olarak biliyoruz. Ama biz gene de işlemi yapalım. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak artı 4. Artı 4 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 8 sonucuna ulaşıyoruz. Bölü 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Negatif sayıların parantez dışında üstleri bulunursa kaç defa çarpılacağını söyler. Bunları böyle çarparak sonucun negatif mi pozitif mi çıkacağını bulabilirsiniz. Şu kural ise bize şöyle sorularda yardımcı olur. Eksi 3 üzeri 10. Bize sordular. Sonucu pozitif mi negatif mi? Bir parantezin içinde negatif sayı varken dışarıda çift üs varsa sonuç pozitiftir. İşte böyle hesaplanması 10 tane eksi 3'ü yazıp çarpmak ne demek? 2 saat iş var orada. Eksi 2'nin 7. üssü. Diyorlar ki bize sonuç pozitif mi negatif mi? Sadece işaretini soruyorlar. Parantezin dışında tek üs görüyoruz. Sonuç negatiftir. Şurada yazdığım bilgi bize bu noktada çok büyük fayda sağlar. Üsler çok küçük ise zaten yan yana yazıp çarparak yapmak bizim için en faydalı kısımdır. Şimdi ikinci duruma geliyoruz. Üs parantezin dışında değil. Üst parantezin içinde ise burada biz eksi 3'ü 2 defa yan yana çarpmıyoruz. Parantezin içinde ise biz sadece 3'ün karesini alıyoruz. Eksi sonra onun başına yazılıyor. Eksi 3 çarpı 3. Eksi 9. Bakın yazım bu şekilde olacak burada. Çok dikkat etmemiz gereken nokta. Tam parantezin dışındaki ile parantezin içindeki arasındaki farka bakalım. Parantezin dışında olduğu zaman kare eksi 3 çarpı eksi 3 demek. 2 parantezin içinde olursa eksi 3 çarpı 3. Eksiyi bir kez yazıyoruz. 3 parantezin içinde. Eksiyi defalarca yazmayacağız. Eksiyi bir kez yazacağız. 2 çarpı 2 çarpı 2. Eksi 8. Üst parantezin içinde ise sonuç daima negatif çıkacak.
Bize bir soru soruyorlar. Eksi 3 üzeri 24 parantezi şöyle koymuşlar. Sonuç pozitif mi negatif mi? Ya üst parantezin içinde olursa taban negatifken sonuç her zaman negatiftir. Üst tek mi çift mi bir önemi olamaz. Üçüncü ve son durumu geldik. Parantez yoksa bu ikinci durumla aynıdır dedik. Eksiyi bir kez yazıyoruz. 3 çarpı 3. Eksi 9. Parantez yoksa zaten negatif sayılarda üslü yazımda sonuç kesinlikle negatif çıkacak. Eksiyi bir kez yazıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2. Eksi 8 sonucunu buluyoruz. Eksiyi bir kez yazıyoruz. 4 çarpı 4. Eksi 16. Üslü sayılarda negatif sayıların üssünü alırken bu bahsettiğimiz 3 duruma dikkat ederek üs almalıyız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.